Ben Malatya Kuluncak Sofular Mahalle Muhtarı Naim Yıldırım. 1976 doğumluyum. İki tane erkek çocuk babasıyım. Köyümüzün konumu Malatya ilimize 125 kilometre. İlçemiz Kuluncak ilçesi 20 kilometre uzaklıkta. Çevre ilçeler Sivas'ın Gülün ilçesi var 60 kilometre. Kangal ilçemiz var 50 kilometre. Yine Malatya Darende'ye gittiğimiz bizim eski ilçemiz. Doğum yerimiz de orası. Halin üstün cüzdanında öyle görünüyor. Oraya da 70 kilometre uzaklıkta Şirin bir kasabadayız. Daha önce burası beldeydi. 5 mahalleden oluşan bir belde. Şu an büyük şehir olması hasabıyla mahalle olduk. Şu durumda Sofular Mahallesi, Kuluncak'a bağlı mahalleyiz. İki tane mezrağımız var. Bu 5 mahalle dedim. 5 mahallenin 3'ü merkez mahalle. 2 tanesi Özbek ve Boyalı olmak üzere 2 tane mezrağımız var. Köyümüzün nüfusu şu an nüfusta kayıtlı olan 810 nüfusumuz var. Kuluncak ilçesinin en büyük mahallesi. Ama yazın bu 2000-2500'lere kadar çıkıyor nüfusumuz. Bu nüfusun yani diğer geriye kalan 1200'lük kısmı İstanbul'da yaşıyor. Genelde de bu Esenler, Bağcılar o bölgede yaşıyorlar. Kamuya ait binalarımız, bir tane okulumuz var. Ortaokul ve ilkokul olmak üzere. Şu durumda 84 tane öğrencimiz var. 5 tane camimiz var her mahallemizde. Bir camimiz var. Sağlık ocağımız var. Sağlık ocağımızın lojmanları var. Okulumuzun yine lojmanı var. Kamuya ait binalarımız bunlar. Köyümüzde İki tane bakkalımız var, iki tane kıraathanemiz var. Pandemiden dolayı şu an kıraathanemiz kapalı. Zaten yaz sezonunda özellikle vatandaşlarımız da böyle istiyor. Kıraathanemiz açık olduğu zaman vatandaş işine gitmekte sıkıntı çekiyor. O yüzden vatandaş işine gücüne baksın diye genelde kışın açılıyor kahvemiz. İki tane de hizmet veren marketimiz var. Gerçekten bunlar da cefakardır. Yani vatandaş parası olduğu zaman büyük marketlere gidiyor. Parası olmadığı zaman bu arkadaşlarımız idare ediyor. Bunlara da buradan teşekkür ediyorum aynı zamanda. Hem bakkal hem satış yapıyor, ticaret yapıyor ama aynı zamanda da hizmet veriyor bize. Köyümüzün geçim kaynağı %80 kayısı üzerine, kayısıcılık. Bizim burada 500 ton kuru kayısı oluyor her yıl. Yani kış vurmadığı zamanlar. Bu sene ise kış yaktı. Dondan dolayı 16 Mayıs'ta bir kış oldu. Hiç kayısımız yok. Yani afetten etkilendik gerçekten de. Afet kapsamına da alınmasını istiyorduk. Bunda devletimizin çalışması var. İnşallah afet kapsamına da alınacak. Vatandaşlarımız bu sene çok mağdur. Başka da geçim kaynağımız yani %20 de elmacılık var. Elma aroması yüksektir. Çok güzel elmalarımız var. Ama pazar payı yok. Pazar payı olmadığı için genelde kayısı ağırlık veriyoruz. Gurbetteki hemşerilerimize sizin aracılığıyla size de aynı zamanda teşekkür ediyoruz. Burada işte köyümüzü en azından gelemeyen gurbetçilerimiz oluyor. İmkanı olmuyor. Belki gelemiyorlar. O yüzden sizin aracılığıyla burada görüntüler göndereceğiz. Onlara da burada herkese selam, saygı gönderiyorum. Herkesin işi gücü rast gelsin. Allah razı olsun. Yine de köyümüzde bekliyoruz. Yazlar yani bir şekilde gelme imkanları olursa bekleriz her zaman. Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu'ya da burada teşekkür ediyorum. Bizleri de unutmadı. Buralara kadar sizleri gönderdiler program yapmanız için. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Çalışmalarını da izliyoruz. Yani kendiyle de gurur duyuyoruz. Aynı zamanda da bizim bölgenin insanı. Kendilerine başarılar diliyorum. İnşallah ileride de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istiyoruz. Hasretimi ise bıraktım, bu özlem senin. Umudu günse bıraktım, bu hazan senin. Tabipsiz derdime durmam, dertler bağladım. Garip garip ötme durmam, bu çağlar senin. İsmim Murat Yıldırım, 1972 doğumluyum, Sofular'da yaşıyorum. Burada ağırlıkla kayısıcılık yapıyorum, ticari amaçlı kayısı var. Öyle sofralık tabii kendi ihtiyacımız kadar diğer elmayı da armutlu, diğer meyve sebzeleri de yetiştiriyoruz. 3-5 aile hayvancılık yapıyor, ağırlık olarak kayısı. Köyde zaman tabii ki büyük bir zaman iş güç, tabii iş, kayısı işi ağır, çok ağır kayısının işi özellikle. Göç verdi, daha önceleri verdi ama şimdi birkaç senedir 5-10 aile diyeyim, biraz daha fazla dönende oldu. Bu da kayısının bu yıllarda biraz tabii ki değeri arttı, yükseldi, fiyatı yükseldi. Onunla ilgili, onunla bağlantılı dönenlerin büyük çoğunluğu.
Bundan 20-25 yıl öncesine kadar bir göletimiz yapıldı. Yayla dediğimiz yere. Onun avantajı çok oldu. Yani onun kayısıya o göletin tabii ki sulama yapıyoruz o gölette. O olmasaydı yani yine belki düşük olabilirdi. Ama o bize çok büyük avantaj sağladı. Gurbetteki hemşerilerimize hepsine çok çok selam ediyorum. Büyüklerin ellerinde, küçüklerin de gözlerinde öperim. İşlerinde, güçlerinde başarılar diliyorum. Sayın Belediye Başkanımız Tevfik Göksu'ya da selamımı söylüyorum. İşlerinde başarılar diliyorum. Ulublar, yüce dağlar, bu yollar senin. Yanık yanık sesin gelir, bu diller senin. Turnalar diyarına bir selam götür. Ben Soflar sakinlerinde Hamit Yıldırım. 1947. Bu köyde doğdum. Hala burada devam ediyoruz. 16 yıldır ki yapıyorum. Daha önce petrol esnaflığı yaptım. Şimdi bunu yapıyoruz. Benden önce daha önce vardı. Çok aslında yani 60-70 yıldır ki vardı. Benim bildiğim kadarıyla. O zaman biz çocuktuk. Bir şey bulup alamıyorduk. Şimdi çocuklar paramız kıymetsiz, kıymet düşürdü ama 100 lirayla geliyorlar. 100 lirayla, yani çocuk 100 lira geliyor, bir tane çikolata alıyor. Yani parasının var şimdi. Var. Eskide para yoktu. Hayvancılık yoktu. Para yoktu. Hep insan gücüyle çalışılıyordu. Misafirler, herkes misafir alırdı. Halk misafirperver. Bizim sofralar çok misafirperverdir. Kimse dışarıda kalmaz. Herkes götürür. Yemeğini yedirir. Hayvanı varsa hayvanın yemini verir. Çayını, sofrası, yemeğini verir, yolcu eder. Soflar daha önce biz buradaymışız. Buranın evvelli büyüklerimize duyduğumuz. Burada bir dövüş olmuş. Göçmüşler. Sivas'ın Sarkışlar Mengen Soflar diye bir köyde yerleşmişler. Orada sonra tekrar buraya gelmişler. Burada Şeyh Hamit Veliullah vardı. Somuncu Baba. Somuncu Baba burada sığır yaymış. Köyün sığırını gütmüş. Burada bir Sofu isminde adam varmış. Şurada karşıda Oturak diye bir yer var. Bu Oturak'a gitmişler. Somuncu Baba'yla bir Oturak isminde kadar. Sofu gel burada oturalım demiş. Onda kalmış burası Sofular ismi. Gençler çalışmaları lazım. Yani köy kurtarmaz gençleri. Nüfus çoğalıyor. Şükür gençlerimiz dışarıda çalışıyorlar. İş adamlarımız da var. Tabii ki perişan olanlar da var. Herkes bir değil ki. Biz de burada çalışıyoruz işte. Allah kayısı verdi. Kayısıya bakanlarınki daha güzel oluyor. Benim gibi ihtiyarlarınki iyi olmuyor da. Kayısıya bakanlarınki, çünkü Allah'a şikayet etmiyorum. Benimki de çok oluyor da, çalışanlarınki daha çok oluyor. Daha güzel oluyor. Nereye gidersen git çalışacaksın kardeşim. Çalışma yani para da yok. Ekmek de yok, yemek de yok. Sen buraya niye geldin? Mutlaka senin bir şeyin var da geliyor. Buraya seni gönderen vakıf veya belediye bir şeyleri veriyor değil mi? Bakın İstanbul'a gelmiş, rızkının peşine geliyorum buraya. Dağlarda. Ama biz de çalışırsak Allah rızkımızı veriyor. Tabii ki her şey çok pahalı. Pahalılık oluyor, pahalı. Üretirsen pahalı değil kardeşim. Ben burada sofralarda yumurta satıyorum, yoğurt satıyorum, peynir satıyorum. Sofular köy. Köyde yumurta satıyor. Köyde bunlar satılır mı? Herkes üretse satılmaz. Ama üretmiyoruz. Biz diyoruz ki devlet yetişsin bize versin, bize yiyelim. Olmaz kardeşim. Devlet Allah için ise fakirine veriyor, ihtiyarına veriyor, yaşlısına veriyor, doğumuna veriyor, talebesine veriyor. Vermiyor mu bunları? He, veriyor değil mi? Kardeş veriyorsa biz de çalışacağız ya. Hepsini burada beklemeyeceğiz. Yumurta satıyorum bakalda. Süt satıyorum. Şurada süt vardı. İçeride de var. Süt satıyorum. Bulgur satıyorum. Bu köyün ürettiği şeyler. Kendimiz üretiyorduk, satıyorduk. Burada Alacahan diye bir yer var. Ofis vardı orada. Öküz arabalarıyla götürüp satıyorduk. Gençlik zamanımızda. Ben bir atına 300 ölçek buğday kazdım. 300 ölçek buğdayın 6-7 ton
buğday, sadece domates satmakla 2 ay içinde kazandım. Ama çalışırsan var, çalışmazsan yok kardeşim. Üreteceksin. Üretene her şey var. Vallahi İstanbul'daki gurbetteki hemşehrilerin burada arazileri, bu arazisi olanlar boşa gidiyorlar. Yazsa diyorlar. Gelecek burada arazisinden çalışacak. Dönecek, gelecek arazisinden çalışacak. Ata toprağını şey yapacak, iha edecek. Çalışırsa her şey var. Bizim burada, benim çocukluğumda 3-4 tane kayısı vardı. Onda zaten yeşilken hep biziyordu. Çalıyorduk da sadece görmedik. Ama şimdi Allah'a çok şükür herkesin yüzlerce kayısı var. Herkesin yüzlerce kayısı var. 1000 tane kayısı olanlar var. Bakarsa oluyor. Belediye Başkanı'na çok çok teşekkür ederim. Bu fırsatı da bize verdiği için, sizlere gönderdiği için. İşlerinde başarılar dilerim. İçme durmam, sarıl durmam, bu bağlar senin. Gitme benim telli durmam, bu dağlar senin, senin. Yüreğim yar eli durmam, bağlar senin. Gitme durmam, sarıl durmam, bu dağlar senin. Gitme benim telli durmam, bu bağlar senin. Yüreğim yar eli durmam, bağlar senin. Yüreğim yar eli durmam, bağlar senin.